Bunları da şu anda stüdyoda olan Mehmet Yıldız hocamız ve İlker Beyler arz etmemizi istiyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. Sabırla. Gerçi burada şu anda iftarımıza 10 dakikalık bir şey kaldı ama zatenimizin artık son 13 güne gireceğiz Ramazan'ın. İster ona dair, ister genel manada arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir mesajınız varsa istirham ediyoruz. Estağfurullah. Bir kere yaptığımız şey bizim bundan ibaret. Bazı şeyleri kitabın ve sünnetin ruhuna uygun diye yapıyoruz. Ve bunda inşallah, hatta kendimi istisna ederek sizler açısından konuşacak olursak, Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka bir mülazamız da yok. Sürekli virdi zebanımız, Allahum el amel es salih vel ihlas el etem ve rıdak ve rüyetek filan diyoruz. Ve bu dört esas bizim için çok önemli. Bunlara ulaşmak için de Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı doğru anlamak. Ehli dalaletin, batın ehlinin anladıkları veya heva ehlinin anladıkları, Kur'an'a uyacaklarına, Kur'an'ı kendilerine uyduranların anladıkları gibi değil. Elden geldiğince Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı Kur'an'ın anlaşılması gibi anlaşılma adına, sünnet-i sahiyeyi yine sünnet-i sahiyenin anlaşılması çerçevesinde, siyer-i nebeviyi esasen anlaşılması gerektiği siyer felsefesi çerçevesinde, anlama istikametinde arkadaşların isteği, arzusu, cehdi, gayretiyle burada sürdürmeye çalıştık. Daha evvel de yine Ramazan-ı Şerif'te mukabele okurken Diyanet'in yazdığı 5 ciltlik tefsiri de o zaman bakmıştık. Belki başka şeylere de, başka mahallere de baktık o zaman. Bu sene de bütünüyle mukabeleyi böyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir taraftan orijinal metni, ilahi kelamı okuyarak, diğer taraftan da maal, o ulvi hakikatleri ne kadar aksettiriyor. Ama onun sahibine esasen, o mahalleri yazanların sahiplerine güvenerek, hatta farklı mahallere de bu arada bakarak, hatta bazen farklı mülahazalarla da işin içine girdiler yaparak, böyle manasıyla, maani aliyesiyle, mefhumu mukaddesiyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı bir de böyle mütale edelim. Kim bilir, istidradı arz ediyorum. Belki hani bunun böyle isabetli olduğunu görür bundan sonra başkaları da. Çünkü bizim insanımız Arapça bilmediklerinden dolayı Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Rabbimizin bize bir mesaj olarak, aynı zamanda bir ışık kaynağı, nur ayeti de geçmişti burada, önümüzü aydınlatmak üzere bir rehber olarak gönderdiği bu kitabı muhtevasıyla anlayalım diye, başkaları da bundan sonra mukabeleleri öyle okumayı düşünebilir. Dili Arapça olanlar belki buna çok fazla ihtiyaç hissetmeyebilirler. Fakat bizim gibi esas Arapça dili bilmeyenler, yani buna zannediyorum ihtiyaçları vardır. Bu Ramazan-ı Şerif'i de işte 19. cüze geldik. 18. cüz okunmuş oldu. Ramazan'ın son günlerine geldik. Böyle yapmakla Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlık yaptıksa Allah bizi affetsin. Buna içtihat hatası derim ben. İçtihat hatası yapanlar bir sevap kazanırlar. Şayet isabet olmuşsa iki sevap kazanılmış olur. Kur'an'ı hiç bilmeyenler, belki senede bile bir kere okumayanlar, bu mukabele sayesinde yüze aşkın insan, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şöyle böyle kulak dolması akıllarında kalabilecek şekilde bazı manalarına muttali olmuşlardır. Bir ikincisi de onlarda böyle bir arzuda uyanmış olabilir. Bundan sonra şöyle tafsilli bir yönüyle, açıklamalı bir mali ellerine alırlar. Hasan Basri Çantay Hoca'nın gibi, bizim Ali Ünal Hoca'nın gibi, Suat Hoca'mızın gibi maallerini ellerine alırlar. Kur'an-ı Kerim okurken öyle okurlar. Onlar da böyle bir duygu uyarılmışsa şayet Allah'ın izni inayetiyle, bu da hayra vesile olur. Es-sebebü kelfâ-yı sırrınca, sizler böyle bir şeye sebebiyet verdiğinizden dolayı sizin defteri hasenatınıza da sevap akar Allah'ın izni inayetiyle. Bir de iştirak-ı amal-i uhreviye cihetiyle,
yani ahirete ait meselelerde iştirakta birler bin olur. Yani bir meseleyi icra eden bir tanesi bir heyeti âliye içinde onun etrafında kümelenmişlerse şayet umumun defteri hasenatına bir yönüyle yazılacak, umuma terettüp edecek sevap teker teker her bir fert için mukadderdir, müyesserdir diyor. İştiraki amali uhreviye de böyledir. Bir de bu yol açılmış olduysa şayet bu Ramazan-ı Şerif'te arkadaşlarımız buna da önem verirler. İştiraki amali uhreviye derler ve birileri bin yapmaya bakarlar. Hususiyle Ramazan'ın her günü mübarektir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve büyüklerimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde Kadir Gecesi olduğunu söylerler. 21'inde, 23'ünde, 25'inde, 27'sinde. Bir dönemde 27'sine tevafuk ettiğinden dolayı bu öyle kabul edile gelmiş. Bir umumi kabul halini almıştır. Dolayısıyla da bütün İslam dünyasında Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde yaparlar bunu. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gecesinde Ramazan-ı Şerif'in itikaf yapıyorlardı. Bu itikafta tabii o işte o gecelerde, o tek gecelerde esasen gözetiliyordu orada. Kendinden sonra da bir hayli insan itikaf yaptı. Hatta kendi hayatı seniyelerinde mübarek validelerimiz, Ezvac-ı Tahirat'ın bile çardaklar kurdu, mescidin içinde itikaf yapmak istediler. Fakat o namaz kılmaya mani, kafaları karıştırmaya mani, böyle günümüzde olduğu gibi maksureli yerler olmadığından dolayı mahsurlu gördü. O sene iptal ettiler itikaflarını. Daha sonra da önem veriyorlardı o şeye, kaza ettiler. Bir de Ramazan'ın bu son günü tabii imkan olsa itikaf esasen. İtikaf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetidir. Ukuf kelimesi tamamen Cenab-ı Hakk'a yönelme bir yönüyle. Adeta seyri sülükü ruhani ile seyir Allah, seyir mi Allah, seyfillah olma hakikatlarını aksettiriyor gibi bir şeydir. Toplumumuzda unutulan şeylerden, sünnetlerden bir tanesi de budur. Oysa ki kalbi ve ruhi hayata, cismaniyetten çıkma, hayvaniyeti bırakma, kalbi ve ruhi hayata yükselme, böylece latife-i rabbani ufkuyla mı, sır ufkuyla mı, hafi ufkuyla mı, ahfa ufkuyla mı, esma-i ilahi, sıfat-ı subhaniye, şe'ni rububiyet, itibarat-ı rabbaniye ve zat-ı baht mülahazalarına girme, hadisin ifadesiyle görülüyor olma mülahazasını yaşama, görüyor olma mülahazasını yaşama, itikaf gibi tamamen kendini ona verme ibadetiyle ancak hasıl olur. Keşke bunu bütün dünyada cami imamları yapsa, müftüler yapsa, Diyanet İşleri Teşkilatı yapsa, zira halk önünde bu işi iyi bilenlere bakar. İyi bilenlere bakar ve yaparsa yaptığı şeyin bir misli sevabı onların defterine de geçer. Onlar da bunu görmediğinden yapmıyorsa şayet o sünneti terk etme vebali onların defterlerine kaydedilir. Öndekiler o mevzuda çok hassas yaşamalı. O itikafı da bence aksatmamaya bakmalı. Bizim bu mekanda belki abdest alma yeri vesaire filan zor olduğundan dolayı ancak bazı odalarda bazı arkadaşların itikaf yapmaları söz konusu oluyor. Bazı arkadaşlarınız bütün Ramazan'ı itikaf yapıyorlar. Sadece son 10 günü değil, senelerden beri de bunu yapıyorlar. Bildiğiniz gibi akşamla hatimle namazları kılıyorlar. Hatimle namaz kılınıyor. Ve günde böyle işte 3 saat, 4 saat Kur'an'la iştigal ediliyor. Edilmeye devam etsin inşallah. Belki 1-2 saat teravih kılınıyor. Böylece Ramazan-ı Şerif'te günün 5-6 saati ibadetle geçiriliyor. İnşallah bu son 10 günlere girerken meseleyi biraz daha katlayarak yaşamak suretiyle Ramazan'ın ne olduğunu vicdanlarımıza duyururuz. Ramazan'ın ne olduğunu belki gelecek nesillere de duyururuz. Onlar da Allah'ın izni inayetiyle bu mübarek bereket ayını, sözünü söylüyoruz, bereket ayını öyle değerlendirirler.
Evet, kulluktur bu. Hadislerde Şemnar'a geçmesi son 10 günle alakalı. Efendimiz anlatırken Şemnar ansak ciddi geçmesini. Evet. İbadet-ü taata Şemmer ensakil cid demek paçayı sıvama Türkçemizde idiomuyla ifade edilir. O da Arapçada bir idiomdur. Şemmer ensakil cid herhangi bir meseleye koyulma mevzuunda tam ciddiyetle o işe sarılınca öyle derler. Efendimiz sahih zamanda işte Ayşe validemizden rivayet edildiği gibi sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar ayakta duruyordu. Bu seyri kaste-i bürdesinde ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَا الظَّلَامَ اِلَا اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الظُّرَّ مِنْ وَرَمِ Ben o peygamberin sünnetine zulmettim ki diyor, ayakları şişmeden yatmıyordu. Oysa ki ben yattım diyor. Bütün hayatı seniyeler hep öyle ibadetleydi. Başka zamanlarda da ifade edildiği gibi Ayşe validemiz diyor ki, o dar hücrede yatıyordu. Onun sarayı marayı yoktu. İnsanlığın efendisiydi. Sultanlar sultanı. Hatta enbiyanın da sultanıydı. Ama yattığı hücrede Ayşe validemiz yatağını serip yattığında ayaklarını toparlamadığı zaman onun seccadesini serip namaz kılacak kadar bir yer yoktu. Onun için Ayşe validemiz bu meseleyi hikaye ederken diyor ki kalkıp ayakta duruyordu. Ne kadar duruyordu bilmiyorum ben. Ben uyuyordum arada. Secdeye gideceği zaman eliyle ayaklarımı ittiriyordu, başını yere koyuyordu. Ne kadar koyuyordu bilmiyorum. Ne kadar rükû yapıyordu bilmiyorum. Hayatı seniyesi hep böyle Rabbisiyle ciddi irtibat içindeydi. Adeta böyle yüreği ağzında yaşıyordu. Ümidi çok güçlüydü. Recası ufukları aşkındı. Fakat Allah'ın mahafeti karşısında da hep tir tir titriyordu. Kur'an'ın ayatı, beyinatı, sünnet-i sahiyenin beyanatı bunu ifade ediyor. Ama bununla beraber o Ramazan'da daha bir ciddi iç derinliğiyle adeta Ramazan'a soyunuyordu diyebilirsiniz. Türkçemizde biz idiom olarak bu tabiri de kullanırız. Bir şeye kendini kemali ciddiyetle verme şeklinde. Efendim, belki bize düşen şey de hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde füzuli şey konuşmamalı. Güftügü şeyi olan, vasıtası olan bence ceraidi mülevveseye hiç bakmamalı. Mülevves haberleri hiç kulak asmamalı. Mülevves neşriyat yapan televizyonlar, radyolar, internetler bunlara kapıları kapamalı ki Allah'a karşı açılacak kapılar açılsın. Yoksa yalanla, tezvirle, idlalla, iftirayla, kinle, nefretle, gayızla köpürmüş insanların ağızlarından tökülen o levsiyatla hiç farkına varmadan bizim zihin dünyamız ve ruh dünyamız da kirlenir. Dolayısıyla onlara benzemiş oluruz. Onlara benzeyenler de onların yuvarlanacağı yere yuvarlanırlar. Değişik şeylere karşı panjurları kapamalı, kapıların hep Efendimiz'e karşı açık olmasını sağlamalı. Sohbeti cananla bütün saatlerimiz geçmeli. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Vesselam.
Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime âti seyyidenâ Muhammeden il-vesîlete vel-fadîlete ve-d-derecete r-rafî'a ve ba'thu makâmen mahmûden illezî va'adte inneke lâ tuhliful mi'ad. Amin ya Rabbi. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike iftartu ve savmi gadimin ramadana neveytu ve gfirli ma kaddemtu ve ma akhartu ve ma esrartu ve ma alentu ve ma ente alemu bihi entel mukaddim ve entel muakhir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. İftar etmeyi Allah muvaffak kılsın. Dünyamız oruç olsun. İftarımız rüyetullah olsun. Yudumladığımız Havz-ı Kevser olsun. Abi yayın alın bizden. Bizden alın hemen, acil alın. Alın 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 alın. Evet efendim. Elhamdülillah.